213. Mektup. Bu mektup Nakip Seyyid Şeyh Ferit Hazretlerine yazılmıştır. Vaz ve nasihat vermekte, ehli sünnet alimlerine uymayı övmektedir. Allahü Teala sizi zatınıza yakışmayan her şeyden korusun. Yüce ceddiniz, aleyhi ve selavatü ve teslimat hürmetine dua'mı kabul buyursun. Er-Rahman suresinde 60. ayetinde mealen iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Sizin ihsanlarınıza hangi ihsanla karşılık yapacağımı bilemiyorum. Ancak mübarek zamanlarda din ve dünya selametiniz için dua etmeye çabalıyorum. Elhamdülillah elimde olmayarak bu vazife nasip olmaktadır mükafat olabilecek başka bir ihsan da vaaz ve nasihattir eğer kabul buyurulursa bizim için ne büyük nimet olur ey asil ve şerefli efendim vaazların özü ve nasihatların kıymetlisi Allah adamlarıyla buluşmak onlarla birlikte bulunmaktır Allah adamı olmak ve İslamiyete yapışmak da, Müslümanların çeşitli fırkaları arasında kurtuluş fırkası olduğu müjdelenmiş olan ehli sünnet ve cemaatin doğru yoluna sarılmaya bağlıdır. Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe kurtuluş olamaz. Bunların anladıklarına tabi olmadıkça saadete kavuşulamaz. Akıl sahipleri, ilim adamları ve evliyanın keşfleri bu sözümüzün doğru olduğunu bildirmektedirler. Yanlışlık olamaz. Bu büyüklerin doğru yolundan hardal tanesi kadar pek az ayrılmış olan bir kimseyle arkadaşlık etmeyi öldürücü zehir bilmelidir. Onunla konuşmayı yılan sokması gibi korkunç görmelidir. Allah'tan korkmayan ilim adamları hangi fırkadan olursa olsun din hırsızlarıdır zındıktırlar bunlarla konuşmaktan arkadaşlık etmekten kitaplarını okumaktan da sakınmalıdır dinde hasıl olan bütün fitneler azılı din düşmanlığı hep böyle zındıkların bıraktıkları kötülüktür dünyalık ele geçirmek için dinin yıkılmasına yardım ettiler bakara suresinin 16. ayeti kerimesinde mehalen hidayeti vererek dalaleti satın aldılar. Bu alışverişlerinde bir şey kazanmadılar. Doğru yolu bulamadılar. Buyuruldu. Bu ayeti kerime bunları bildirmektedir. İblisin rahat, sevinçli oturduğunu, kimseyi aldatmakla uğraşmadığını gören bir zat, niçin insanları aldatmıyorsun, boş oturuyorsun dedik de, bu zamanın kötü din adamları benim işimi çok güzel yapıyorlar. İnsanları aldatmak için bana iş bırakmıyorlar demişti. Kıyamet yaklaşınca İngiliz masonlarına satılmış olan sahte din adamları İslam memleketlerinde çoğalacak, tatlı, yaldızlı sözlerle ve yazılarla Müslümanları aldatacaklardır. Kafirlerin kitaplarını, gazetelerini ve televizyonlarını eve sokmamalı, tuzaklarına düşmemelidir. Oradaki talebeden Mevlana Ömer iyi yaradılışlıdır. Yalnız kendisine arka olmak, doğruyu söylemesi için kuvvetlendirmek lazımdır. Hafız imam da aklını fikrini dinin yayılmasına vermiştir. Zaten her Müslümanın böyle olması lazımdır. Hadisi i şerifte, kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyuruldu. Biliyorsunuz ki bu fakir söyleyerek ve yazarak iyi kimselerle konuşmanın ehemmiyetini anlatmaya uğraşıyorum. Kötü kimselerle arkadaşlıktan kaçınmasını tekrar tekrar bildirmekten usanmıyorum. Çünkü işin temeli bu ikisidir. Söylemek bizden, kabul etmek sizden. Daha doğrusu hepsi Allahü Teala'dandır. Allahü Teala'nın hayırlı işlerde kullandığı kimselere müjdeler olsun. İhsanlarınızın çokluğu bu yazılara sebep oldu. Başınızı ağrıtmak ve usandırmak düşüncesini unutturdu. Vesselam. Bu mektup faydalı bilgiler sonunda da yazılıdır. Yüz bin ok ve kılınç yapamaz asla. Göz yaşının seher vakti yaptığını düşmanı kaçıran süngüleri çok defa toz haline getirir bir müminin duası